Christian Amanpour Mellon'u çıkarttı. Amerikan Genelkurmay var. Bunları konuşuyorlar. Siz sadece badem bıyıklı insanları çıkartıyorsunuz. Ve müezzin sesli insanları çıkartıyorsunuz. Murat Yetkin ve Fikret Yetkin bunları yapıyor. Fikret Bila. Efendim hepsi Yetkin artık. Peki efendim, Yetkin'e Yetkin. Geleceğiz. Evet. Hepsi yine. Sezgin, Tanrı kulu Yetkin. Sezgin. Girmiş partiye. Gürsel Yetkin. Gürsel de Yetkin. Şimdi devam ediyoruz. Buradaki şeylere baktığımızda ordu hırsız, ordu fuhuş, ordu tasfiye. Ordu casus. Ordu casus. Değil mi casus? Bütün bunlar bilin. Gelecek sene biz böyle kehanetlerde bulunuyoruz. İsrail'de olduğu gibi evvela Yargıtay gitti, yargı gitti, şimdi ordu gidecek. Çok büyük bir provokasyon ve operasyon yapacaklar. Birinci mesele budur. Kim söylüyor bunu? Ben söylüyorum. Ben kimim? Ben 1979-80 başında asker gelecek, Erbakan'ı hapse atacak, Erbakan'dan daha fazla dincilik yapacak diyen adamım. Ben kimim? İlk kurşun İzmir'de değil, dört yolda atıldı diyen, bu kabul edilen. Yüce gökte bir şey var. Ne söylesem doğru çıkıyor. Orduya büyük diyor. Çünkü ordu İlker Paşa Hazretleri'nin Ağustos ayında söylediği gibi ordu kendi birliğini kurdu. Tayyip Bey orduya sözünü geçiremiyor. Tek tipi kabul ettiremiyor. Öbürünü kabul ettiremiyor. Onun için bekleyin bunu dedi. Şu anda yapmıyoruz dedi. Çok büyük bir başarıyla gelmek istiyor seçimlerden. Ey CHP'liler, beni affedin. CHP böyle giderse 1954 yılı gelecektir. Ne demektir o? Aşağı yukarı tek partili milletvekillerinden olan bir hal gelecektir. Birinci nokta budur. Uzatmıyorum. Size bunu söylüyorum. Seçimlerden sonra Kemal Bey'i göremeyeceksiniz. Kursal Tekin'i arasanız bulamayacaksınız. Didem kızı göremeyeceksiniz. Onların hiçbir şey yok. Onlar geçici. Bir işe hazırlıyorlar. AKP'nin mutlak çok büyük bir milletvekiliyle gelmesini orduda büyük tasfiye yapacaklar. Büyük tasfiye yapacaklar. Bugün size en fazla söyleyeceğimiz budur. Ordu da bunu dinleyecek. Ey genç subaylar, bu söylediklerimi iyi dinleyin. Birinci vazifeniz bunları iyi dinlemektir. Birinci bitti. Bunlar bitti. Bu orada da olan noktadır. Devam ediyoruz. Birazdan geleceğiz. Birazdan geleceğiz. Birazdan, 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 birazdan resimli, resimli, resimli. Size bu kitabı göstereceğim birazdan. Bu kitapta da inşallah vaktinizi almam. Bu çok önemli bir kitaptır. Aman ne kadar da uzatıyorum. Ne kadar da ama. Ha. Hocam şu büyük kulübe bir gelsek. Hayır. Daha onlara çok var. Niye ki? İşte şurada Cengiz Yalçın var. Bulalım onu hemen Utku. Şurada gördüğünüz. Gir. Parmağınızla gösterin. Ben göstereyim mi? Bu benim kara kaplı kitabım. Şu sol şu tarafta. Evet. En büyük silah ihalelerini alır. Yüzü kapanıyor yalnız. Kartondan yüzü kapanıyor Cengiz Yalçın'ın. Açayım. Bırakın. Evet. Şimdi görünüyor. Ha, evet. Evet. En büyük silah ihalelerini bu yapar. Kardeşi Faruk Cengiz'di. Yakın zamanda Hakk'ın rahmetine kavuştu. İlk defa silah ticaretinden milyarder oldu, listeye girdi. Onun kızı Süreyya Yasemin'dir. Haftada bir koca değiştirir. Nasıl her yani denize hocam? Girişte 16 bin dolarlık giysi kullanır. Hocam burada bir şey hatırlatmak istiyorum. Haftada bir koca değiştirir. Yanlış söyledim. Yani arada bu, bir. Bu biraz. Arada bir. Yani o kadar da oluyor. Ama ben hatırlatmak zorundayım. Bu kitabı size söyleyeceğiz. Sonra da birisine atacağız. Bu kitap önemli bir kitaptır. Türkiye'yi yönetenlerin kitabıdır. Bu kitapta ne ararsanız bulunur. Kim var hocam şimdi?
Avram Albert Mitran. Hayır, Avni altta Yahya şurada. Oğlu Aydın Doğan. Evet. Selamun aleyküm. Evet. Evet. Bu ne kitabı bu böyle? Bu bir kitaptır. Büyük kulüp. Bu kitaptır. Aa, tamam, benim istediğim kitap bu. Evet. O kitaptır. Bu hiçbir yerde yok. Burada var. Birazdan size bu romandan bahsedeceğim. Üç İstanbul'dan bahsedeceğim. Üç İstanbul'u okuyacaksınız. Evet, şimdi gelelim ilkokullarda. Bak bak Utku, kitap bu. Serkıl Doryan değil mi hocam? Evet. Büyük kulüp. Biz burada tarih veriyoruz. Genelkurmay Başkanı Hazretlerine haber verin. Bu programı izlesin. Hiçbir yerde bulamaz. Haber verin. Bütün evet. Kurmay öğrencileri izlesinler. 1882'de kurulmuştur. Bakan tayin eder, hükümet devreden kulüp budur. Şimdi size renkli, şarkılı, türkülü birazdan bu kulübü anlatacağız. Zenginlerin, göreceksiniz kimler var, ne iş yaptıklarını anlatacağız. CHP, Kemal Kılıçdaroğlu'na, Deniz Baykal'a haber verin, bu programı dinlesin. Neler çıkacak onlar için, neler görecekler. Neler çıkacak, neler bu kitaptan şimdi. Hepiniz dinleyin bunu. Şimdi gelelim ilkokullardaki Türban meselesine. Bu ilkokulda türban meselesi gene Kılıçdaroğlu'nun şey söyleminden çıktı hocam. Üniversitelerde kalacağına garanti verir misiniz? İlk öğretime inmeyeceğine garanti verir misiniz? Laflarından sonra yine bir tartışma başladı. Ülkenin 3-4 kentinde ilk öğretime kızlar türbanla gönderildi. Arkasından Hayrünisa Gül ödül almaya şeye gittiklerinde İngiltere'ye, orada bir açıklama yaptı. İlkokulda türban cehalet dedi. Buradan şimdi orada geliyoruz. Bir defa Kemal Bey'i bizi çok 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 mahcup ediyor. Ha, kendini Abdullah Gül ailesine vakfetmiş birisi olarak görüyorum. O çok iyi diyor, öbürü çok diyor. Bunlara geleceğiz. Cik 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 kısmına da geleceğiz. Biz şimdi bilgi veriyoruz. Cik cik dediğiniz Twitter mı? Biz şimdi bilgi veriyoruz. Peki. Niye bunları getirdim? Kur'an okuyayım. Ama Esed'in Kur'an'ını okuyayım. Bunu ben çevirmedim. Esed'in Kur'an'ını okuyayım. Esed bir İslami yayın evi yapmıştır. Ben bunu okuyorum. Bir, doğru yazar. İki, endeksi vardır. Endeksini bulursunuz. Ne demek istiyorum? Esed bir Yahudidir. Sonradan Müslüman olmuştur. Ben mi uyduruyorum? Hayır. Başında yazar bu. Yakın zamana kadar. Pakistan'da, Birleşmiş Milletler'de yaşayan bir adam. Yakın ölmüş. Bunun Nur suresini açarsınız. 58. 59. ayete girersiniz. Bunu okuyun. Doğru yazar. Bunu okuyun. Biz size şu Hazreti Muhammed'i de tavsiye ediyoruz. Evet. Bunu da Esed yazmıştır. Yahudidir. Yahudilerin yazdıklarını okuyun. Niye? İbraniyeti bilirler. İbraniyeti bilmeden İslam'ı doğru dürüst anlayamazsınız. Biz burada bütün programlarımızda size bunları söylüyoruz. Bakın, biz Tevrat'ı okuyoruz. Bakın, Tevrat'ı okuyoruz. Bakın, Tevrat'ın İngilizcesini yanımızdan ayırmıyoruz. Tevrat'ın İngilizcesini yanımızdan ayırmıyoruz. Şunu da getirdim size. Bu nedir? Bu benim her gün baktığım Encyclopedia Judaica. Yahudi ansiklopedisi. Bir de Jewish ansiklopedisi var. Bunları da bakarız. Ben buraya gelirken Turan Hoca bana çok para veriyor. Fuat Teğmen'e TRT ayda 12.500 lira veriyor. Turan Hoca size dünyanın parası. 100 bin veriyor. Onun için ben çok çalışıyorum. O çalışmadan gidiyor ve tabii o onları
Kemal Kılıçdaroğlu bayılır. Bütün toplantılarına çağırıyor. TRT'ye ayda 12.500 lira alıyor. Kayme diyorlar bir kısmı. Türk iş diyorlar o zaman. Mehmet Ali Birant demiş ki tabii adam konuşuyor alır. E doğru. Turan Hoca da bana çok veriyor. Cebim dolu dolu gidiyor.